bir evlilik sürer mi? Ekrana gelsin sorumuz. Kocası Almanya'da çalışıyormuş ve kocası tam 3 yıldır eve gelmiyormuş. Eve gelmediği gibi arayıp sormuyor da diyor. Orada kendine bir hayat kurmuş olabilir mi? Şimdi mesela bu soruları Nur cevaplasın. Altıncı hissi çok kuvvetli ya. Dalga geçiyorsun. Ben cevaplayayım. Hayatım 3 yıldır seni adam aramıyorsa, eğer gerçekten yaşadığından da haberdarsam, evet bu adam orada bir cevizler kırıyor. Kırıyor bak, tam beklenen bir cevap değil mi? Sen nasıl cevap verirsin buna? Ben şunu diyeceğim. Ne diyeceğim? Niye bu kadın arayıp adamla konuşmuyor? Niye arayıp da sen ne yapmaya çalışıyorsun? Aramıyorsun, sormuyorsun. Eğer kendine bir sistem... 50 kere aramıştır Serhat'cığım. Ama şöyle söyleyeceğim bak, ne dedik? Her değişimde risk vardır. Her değişimde bir miktar belirsizlik vardır. Bunu alıp cebe koyduk. Kocasıyla konuştu. Sana bir şey söyleyeceğim. Bundan sonraki soruları bir ben cevaplayayım, bir tamam, sen cevapla. Tamam mı? Bakalım tamam. Ne oluyor? Bir kadın aklı, arayacak. Bir de uzman aklı. Çözüm odaklı bakacak bak. Hipotez kurmak yerine. Aramıştır kadın. Aha, ikinci boyuta gelelim. İkinci boyuta gelelim. Ama sen hep erkekleri tutuyorsun hayır, burada. Bak, tam tersine kadını tutacağım. Bak neden söyleyeyim. Kadın adama erkeği aradı. Doğru mu? Evet. Aradı açmadı ya da aradı geçiştirdi. Çok net. Sen bizi yok sayıyorsan, bizimle bu sistemi yürütmek istemiyorsan, biz senin hayatında yoksak o zaman ayrılalım. Eğer istiyorsa. Şimdi hem çocuk var evde. Ama ne yapacak? Kadının gidecek böyle geliyor. De yok adam. Nasıl adam? Ya Serhat adama mahkeme açacak adres bile bulamıyor kadın. Şimdi bak eğer kendi hayatında yol çizmek istemezsen bahane bulursun. Problemi çözmek isteyenin de bahanesi vardır. Çözmek istemeyenin de bahanesi vardır. O hukuk, o sistem, o dijital yapı döner dolaşır. Ben bu hafta Almanya'daydım bak. Pazar günü Almanya'da büyük bir ilişki atölyesi yaptım. Dünyanın her yerinde sistemler iç içe entegredir. Yani buradan bir şekilde o gider onun adresi bulunur. O büyükelçilikten, konsolosluktan bunu, mesele o değil. Mesele şu. Bunu da hipotez kurmak yerine gitsin eşiyle açık açık konuşsun. Ailesiyle konuşsun. Eşinin ailesiyle konuşsun. Probleme çözüm üretsin. Yoksa orada kendine bir hayat kurmuş olabilir mi? Kurmuş olabilir desek ne değişecek? Kurmuş olamaz desek ne değişecek? Sonuçta senin eşin senin hayatında olmadıktan sonra nerede olursa olsun bir önemi var mı? Başkasıyla hayat kurmuş olsa da bu bir problem. Başkasıyla hayat kurmayıp sizinle İletişiminin olmaması da bir problem. Her iki durumda da sende yok. Ben de diyorum ki sorunun cevabı hiçbir problemi çözmez. Problemin kendisi zaten ortada. Adam gitmiş 3 yıldır Almanya'da yaşıyor. Karısını, çocuğunu kimseyi aramıyor. Ve bununla ilgili kadının yapması gerekenler ne? Devreye girecek. Aileleri devreye sokacak. Tanıdıkları devreye sokacak. Her şeye rağmen sonuç alamadığı zaman da ben üzerime düşeni yaptım. Yine de olmuyor diyorsak yine kararı kendisi verecek. Yoksa tahmin yürütmüyorum ben. Peki yeri soruyu bir defa laf sokuyorsun. Estağfurullah ya olur mu? Vallahi sokuyorsun. Anlamıyor değilim bak ya. Altıncı hislerin kuvvetli anlarsın. Altıncı hislerim kuvvetli Serhat. Bak bunu benim yakınlarım çok iyi bilir. Kuvvet. Ya ben kendimle ilgili yani altıncı hislerim kuvvetli derken seninle ilgili bir şey hissetmiyorum. Ama ben ya söylemeyeyim şimdi. Buradan söylediğim bir şey sonra haber oluyor. Problem bir soru, yaşıyorum. Bir sorumuza geçelim o zaman. Evet, hayır sorumuza değil telefona geçelim. Telefona geçelim. Alo. Kolay gelsin Nur Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kadınların altıncı hissi yok mu sizce? Sesinizi alamıyorum ama. Diyorum ki kadınların altıncı hissi yok mu sizce? Bence var. Ben de eşimin beni aldattığını o şekilde öğrendim. Helal olsun. Tamam. Bak, bir anlatır mısınız? Nasıl öğrendiniz? Şöyle 12 yıllık evliliğim var. Biz birbirimizi severek evlendik. Şu anda da 3 tane çocuğumuz var. En küçüğümüz şu anda kucağımda 8 aylık. Ah canım Allah bağışlasın. Yani 3 yıl öncesine kadar herhangi bir problemimiz yani daha doğrusu yani çok büyük bir sıkıntımız vesairemiz falan yoktu. 3 sene öncesinde benim annem çok ağır bir rahatsızlık geçirdi. Akabinde kayınvalidem rahatsızlık geçirdi. Ben onlarla mücadele ederken, onlarla uğraşırken eşimin başka bir hanımla bir ilişkiye girdiğini öğrendim. Nasıl öğrendiniz? O da şöyle, yani bir şey böyle beni dürttü diyebilirim. Hani sürekli gözlemlemeye çalıştım. Hani o içimde çok kuşku atabilmek için hiç test, yani hiç bir şey yapmadım. Sadece gözlemledim. Eşimin davranışları farklılaştı. Eskiden de iyi davranıyordu ama o davranışları kat be kat daha da çok arttı. Altıncı hissi, çiçekler gönderiyordu. Ama bir dakika. Eşi... Ama somut şeyler gördünüz değil mi? Son zamanlarda pozitif, değişiklikler pozitif yaptı. Pozitif davranıyor. Adam güller çiçekler gönderiyor. Hayır bak. Bu da bir farklılık. Bir dakika dinleyelim bir dakika. Evet sonra? sonrasında bir akşam böyle durduk yere geldi. Elimi ayağımı öpmeye başladı. Seni çok seviyorum.
İşte iki hayatındasın, iki senin hayatını birleştirdin falan deyince ben tamam dedim. Bunun zaten hani içten içe gelen bir his vardı içinde. Ama hiç sesimi çıkartmıyordum. Sadece gözlemliyordum hani bunun peşinden ne gelecek diye. En son o akşam o şekilde bana davranınca ben dedim ki mutlaka bunun altında bir şey var. Ertesi sabah sosyal medyasından bir mesaj geldi. Senin akşamla sohbet etmek çok güzeldi dedi. Ben hiçbir şekilde yine sabahleyin onu öperek işe gönderdim ve ben de işime gittim. Hiçbir şey demedim kendisine de. Akşama kendisiyle çocuklarımız yanımızda olmasın dedim. Akşam da dışarı çıktık ve ben ona sordum ne zamandan beri beni aldatıyorsun diye. Hiçbir şekilde kabul etmedi aldattığını. Ta ki bir yakını bana kızla çekmiş olduğu fotoğrafları atana kadar. Ve hani süreç bu şekilde başladı. Neyse biz ayrılma kararı aldık vesaire falan. Bir şekilde hani 10 yıllık bir evlilik sürecimiz vardı. İlk kez öyle bir hatasıyla karşılaştım. Ve hani araya da aileler girince, çocuklar da olunca affettim kendisine. Ve ondan sonra da şöyle nasıl diyeyim? Yani çok çok olumlu bir şekilde değişmeye başladı kendisine. Gerçekten o konuda affettirdi. Ve şu anda Şimdi bile hani şu an ilişkiniz iyi gidiyor mu? şu an hani birebir karı koca ilişkimiz şu şekilde bozuldu. Biz bu bir haftadır boşanma aşamasındayız. Ben bugün hatta dilekçeyi de vermeye Neden? gideceğim. Ne oldu? Şu şekilde ben evlendiğim süreç içerisinde hep kayınvalidemle yaşadım. Ve defalarca da hep söyledim hani kendime ait bir hayat istiyorum. Çünkü hani eşimin bana sebep sunduğu şeydi. Hani sen etrafındaki insanlarla ilgilenirken beni görmedin. Ben de ondan dolayı böyle bir boşluğa düştüm dedi. Demediniz mi etrafındaki insanlarla ilgilenirken ben senin annenle ilgileniyorum ya. Hayırsız. Söyledim onu. O da şöyle Nuran'ın her şeyin farkında. Ama elinden yapabileceği başka bir şey gelmediğini söyledi ve ben artık dayanamadığımı Peki söyledim. şey mi? Yani boşanmak mı istiyor eşiniz? Ben istiyorum çünkü hani eşim benim hayatımda olduğu sürece annesi de olmak zorunda. Ne? Annesi de olmak istiyor. Siz yani şey mi diyorsunuz? Biz artık bir çekirdek aile olalım. Ben, eşim, çocuklarım. Çekirdek aile Evet olalım. yani ben her zaman Annesine söyledim yine hani yani bakalım, ailelere annesine bakalım, kendi ailelerim, kök ailelerimize bakalım. Ama bunun da bir evet. sınırı olsun. Yeri ve mekanı Aynen farklı öyle. olsun. Yani ben iç içe yaşamak artık istemiyorum. Çünkü hani evin içerisinde özel hiçbir hayatım yok. Evet. Eşiniz bunu nasıl cevapladı peki? Yani annemi mi Eşim tercih ediyorum diyor. yok hayır. Eşim sonuna kadar bana hak verdiğini ama tek çocuk olduğundan dolayı elinden bir şey gelemeyeceğini söyledi. Peki. Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yani mesela o hanımefendiye, kayınvalidenize bakabilecek kimse var mı? Ya da aynı evde yaşamak istemiyorsunuz ya, aynı evde olmadan da bakılabilir mi? Sağlık sorunları, Bakılabilir. ekonomik Hani durumu. yaşı genç, eş yok, yaşı genç. Kaç yaşında kayınvalideniz? Sadece 60 yaşlarında falan ama sadece bir takım rahatsızlıkları falan var. Ama artık o rahatsızlıklar da kronikleşmiş durumda hocam. Yani Hani benim de yapabileceğim başka bir şey yok. günlük yaşamında kalkması, Devam oturması, ettirebilecek yemeğini bir durum. yapması, yani o günlük yaşamını sürdürebiliyor değil mi sağlık Tabii sorunları? tabii. Peki Aynen yok onları devam. kayınvalideniz bu mevzuyu biliyor mu? Yani bu dur o özellikle onun varlığından dolayı bu evliliğin bitebileceği bilgisini biliyor mu? Şöyle biz birkaç kere falan böyle yani karşılıklı konuştuğumuzda bana hep şey söyledi. Hani sen zaten biliyordun oğlumun tek çocuk olduğunu, benim de tek olduğumu. Ya Bu tek şekilde çocuk da yani kabul ettim. tek çocukla evleniyoruz diye bütün sülaleye mi bakacağız? Yani tek çocuk olabilir. Bir ailenin tek çocuğuyla evleniyorsanız ya da bir ailenin tek kızıyla evleniyorsanız onun anne babasıyla da evlenmiyorsunuz ki. Ama Niye? yine kadın acaba yalnız mı kalamıyor? Ama Mesela yalnız nasıl bir şey tamam var? yalnız kalamıyor ama bakın hanımefendi kayınvalide yalnız kalamıyor diye diğer tarafta bütün sistemi ona entegre etmek de çok sağlıklı değil. Kayınvalide yalnız kalamıyor. Torunlar onun etrafında dönsün. Gelin onun etrafında dönsün. Oğlu da etrafında dönsün. Bunun yerine kayınvalide kendi yalnızlığıyla ilgili problem çözsün. Bir uzmana gitsin. Kendi sürüsüyle uçsun. Kendi yaşıtlarıyla etkileşim kursun. Kardeşleriyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla etkileşim kurup o sosyalliği şey yapsın. Torundan arkadaş olmaz. Gelinden arkadaş olmaz. Çocuktan arkadaş 60 olmaz. yaşından sonra mı? Olmaz. 60 yaşından sonra bunu 60 yapsın. yaşından sonra da olur. Niye olmasın? Bugün dünyanın her yerinde insanlar her yaşta entegre olabiliyorlar bulundukları topluma. Bugün çıkarsınız dünyanın bir ucuna gidersiniz. Oradaki insanlarla hemen etkileşim Peki kurabiliyorsunuz. kocanızı seviyor Ve bir musunuz? şey daha ekleyeyim. Eşimi İnsanlar çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Ben her şeyin farkındayım zaten. ben Bizim size anne şunu dediğim gibi hani ben size şunu önermek buyurun hocam. istiyorum. İnsanoğlu
konfor alanından çıkmadığı sürece gelişemiyor, iyileşemiyor. Konfor zehirdir. Konforda kalan insanlar çürür. Konfor kolaylıktır. Ve siz bir insanın hayatını ne kadar konforlu kılarsanız aslında onu köreltirsiniz. Bugün kayınvalide diyelim ki kendi evine geçti. Kendi evine geçtikten sonra o sağlıklı bir can sıkıntısı var. Canı sıkılır, boşluk ve o can sıkıntısı ve boşluk zamanla onda bir şeyler yapma motivasyonu yaratır. Can sıkıntısı müthiş bir duygudur. Konfordan çıkmak müthiş bir duygudur. Zordur ama kalıcı iyilik sağlar. Ama birbirinizi seviyor musunuz? Bugün kayınvalide ayrılmayın. Ben ne size olur bir ya? Soru sorayım. Diyelim ki buyurun hocam. Sıra dışı bir şey oldu. Eşiniz, siz ve çocuklarınızın iş nedeniyle Amerika'ya gitmesi gerekti. Kayınvalidenizi de götüremiyorsunuz. Kayınvalideniz burada kalsaydı ne yapacaktı siz olmasaydınız? Yani şöyle ona bakarsan ben o tek başına her şeyi yapabilecek durumdayım ben diyor ama yapmıyor. İşte niye çünkü yapmıyor neden? Biliyor musunuz? Hani evin her içerisinde her şey ben yaptığımdan dolayı. Bakın ben de size çalışıyorum. Ben de size şunu diyorum. Hayatınızda birilerinin sorumluluk almasını istiyorsanız onların sorumluluklarını siz yere bırakmak zorundasınız. Hem onun sorumluluklarını yerine getirip hem de onda sorumluluk yaratamazsınız. Bazı şeyler aksasın. Bazı problemler çıksın. Ama bu baştan yapılması gerekmiyor muydu? Bugün de gecikmedik. Ne yapalım? 10 sene geçmiş ama aradan. Ama başta yapamadık diye bugün evliliği mi yıkalım? Kayınvalide rahatına düşkün diye, konforuna düşkün diye. Ya ne yapalım? Kayınvalidenin düzenini bozmayalım. O zaman ben çocuklarımı alıp gideyim diye gelin hanım mı gitsin? Peki somut teklifin ne? Yani somut teklifin teklifim derken, şu. Somut olarak ne söylersin somut hanımefendiye? Teklifim şu. Kocasını eşinizle da seviyor, kocası onu seviyor. Eşinizle bu konuyu da konuşun. Olmadı hep beraber bu konuyu konuşun. Olmadı geniş aile, sizin aileniz, eşinizin ailesi geniş bir konsey oluşturup konuşun. Ve kayınvalidenin kendi başının çaresine bakabileceğine dair bir sistem oluşturun. Aynı evde değil, yan apartmanda olur, daha ötede olur. Biz senin yanındayız, bir de böyle motive edin. Biz senin yanındayız, her zaman senin yanındayız. Her akşam bize gelebilirsin, biz sana gelebiliriz. Ama evlerimiz ayrı olsun. Eğer ekonomikle ilgili çok ciddi bir problem yoksa. Yani çünkü o küçük detaylar dışarıdan söylemesi kolaydır. Ben hani işin laboratuvarında olduğum için. Bunu eşinizle de konuş. Ve şunu da özellikle istiyorum. Konforu sağladığınız sürece işte evde ister kayınvalideniz olsun ister kocanız hanımınız olsun kim olursa olsun onun konforunu sağlamaya devam ettiğiniz sürece o insanlar sorumluluk almaz. Benim bile bugün bütün konforumu sağlarsam ben de bir süre sonra derim ki ya Nur zaten her şeyi yapıyor gerek yok ki. Peki. Devam eden bir şeyle ilgili insanlar sorumluluk almıyor. Evet ama lütfen yine siz Serhat yine de yuva olayını önerilerini... yani yuva yıkma olayını evet. Hiç bence hemen kolay almamak lazım. Böyle hemen yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Böyle hani kayınvalide için onun için bunun için aile yıkılmaz. Bir de severken bunu yapmak evet, çok daha seviyorsanız, zor. Severken yani, ayrılmak. Bir de işin içinde çocuk var tabii. Evet bir de yani niye yani mutlaka bunun bir çözüm yolu vardır. Mutlaka yani gün doğmadan neler doğar. Evet teşekkür ederiz bağlandığınız için. Teşekkür ederiz gerçekten ama lütfen sevdiğiniz eşinizi, kocanızı, çocuklarınızı bırakıp gitmeyin. Çocukları da mutlaka alacaksınızdır ama... O mutlu yuvasından ayırmayın. Çocuğun, bunun mutlaka bir orta yolu vardır. Çocuğu alıp gittiğinizde aslında çocuğun elinden babayı alıyorsunuz. Babayı alıyorsun, ya fark evet. Etmiyor yani. Yani çocuğun babasını alıyorsun. Evet. Yani o sistemler tek başına yürüyen sistemler değil. Bir bütün çünkü. Evet.